Evet, bugün de bu akşam üzeri de önemli bir transfer oldu. Birazdan paylaşalım diyorsun. Yani Biraz önemli bir merak. oyuncu, önemli bir takıma geldi. Başka yere gitseydi başka olurdu. Gittiği takım olduğu için o takım adına da önemlidir. Ligin en önemli 3-4 oyuncusundan Geçen biri. sezon o ismi konuşurken ona sahip olan kazanır gibi cümleler kurmuştuk. Kim ve hangi Ya takımlarla? akşam üzeri zaten işte Osmanlı Spor açıkladı ya, kulüp iki oyuncusu ayrıldı. İşte biri de Muhammed Reis'ti zaten. Yani Muhammed Reis bu ligin en iyi oyuncularından biri. Sondaki ekin istediğiniz gibi. Oyuncusu da diyebilirsiniz, oyuncularından biri de diyebilirsiniz. Son 2 yılın en iyi oyuncusu, önceki yılın en iyi oyuncusuydu. Yani Balıkesir'in şampiyonluğunda. Geçen sene kendi seviyesinin bir tık altında kalsa bile 25 tane gol de var olan adam. 13-14 attı, 14 10-12 tane. asist yaptı. Yani bu ligin büyük oyuncularından biri. Süper Lig'de oynamasını çok isterdim görmeyi. Hala oynar tabii, 30-31 yaşımda. Ama bu ligde bir iddia koymak adına çok Yani önemli bir ben hamle geçen yani. sene çok sezon başında da söylemiştik. Yani Balıkesir niye böyle bir şey yaptı anlamamıştım. Lig içerisinde defalarca konuştuk. Pazartesi programında da çok konuştuk. Bir daha söyleyebilirim hiç çekinmeden. Muhammed Balıkesir'de kalsaydı Balıkesir bugün Süper Lig'deydi. Çok net. 10 tane gol atardı çünkü Muhammed Reis. O 10 Hangi golde takımla anlaştı? Balıkesir'de Balıkesir'i ligde tutardı. Muhammed Karabük'le anlaştı. Çok iyi bir iş oldu onlar açısından. Karabük Spor ligin en önemli transferlerinden birini yaptı. Yani hiç tartışmasız. Yani Gökhan diğer taraf için ne kadar önemliyse, işte Denizli, Leonzinho'nun isimlerini karıştırıyorum. Çok O ne yakın kadar iki tane. konuşuluyorsa, Evet. o Şu anda da görüntüler. şu anda Feridun Bey ile ikisinin fotoğrafı yani kanıtlanmış, test edilmiş. CV'si şu anda en güçlü oyuncudur. Yani şöyle, sadece performansla ilgili bunları söylemiyorum. Karakteristik Yani olarak da. 3. ligde de oynayabilir bir oyuncu. Amatörde de oynayabilir. İşte yani Süper Lig'de de oynayabilir. Her şey Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'de değildir. Yani orayla bakılabilir ama ben öyle bakmıyorum. Büyük oyuncu özelliği vardır birilerinde. Sadece kendisi açısından da değerlendirmek doğru değil. Yani Muhammed'in oynadığı takımlarda bir ağabey olarak diğer oyuncuları motive etme noktasında da çok önemli. Yani bu yıl Osmanlı Spor'un başarısını konuşuyorsak, bugün Süper Lig'e çıkmasını konuşuyorsak, orada Muhammed Reis'in gerçekten soyadıyla müsemma lider özellikli bir oyuncu olması başarısında en büyük etkenlerden birisi diye düşünüyorum. Bir de rakibiniz olan bir takıma gittiğini düşünün. Size karşı en büyük silah olacak yani. Bugün Kardemir Karabük Spor bu hamleyi yaparak belki de rakiplerinin atabileceği 15-16 tane golü kendi hanesine lehine yazdırmış oldu. Böyle bir hamleyi yaptı yani. Tescilli bir golcü olduğu için böyle bir oyuncu aldığınız zaman isminiz favori takımların arasında da ön plana çıkar. Yani hatırla, 3 programdır biz Kardemir Karabük Spor'u bu saydığımız favori takımların içerisinde en öne yazmıyorduk mesela. Ama bu hamle bence Kardemir Karabük Spor'un hem gol hem puan anlamında ismini ön plana çıkaran bir hamle oldu. Ve Süper Lig'e dönmeyi ne kadar çok Evet. istediğini de Yani, gösteren bir hamle oldu. İki türlü. Mesela Muhammed Reis'i konuşuyorsa 2 türlü. Bir lider olduğu için, çok tecrübeli olduğu için de o uyum konusunda hep iyi iş Çabuk yapmıştır. Balıkesir'in 2. liginde de önceki sene Petri'de de, Osmanlı'da da, hatta Konya şeker Şeker. dönemine gittiğinde de, o Türkiye Kupası'nda Evet. çıktıkları Mehmet Altıparmak döneminde, Trabzonspor'a, Manisaspor'a yani kafa orada tutturdu. bile o etkiyi yaratmıştır. Böyle bir oyuncudur. Bu işin takımsal boyutunda. Bir de tabii ki sağlıklı olduğu sürece de bence daha birkaç sene bu ligde 25 goller civarında bir garanti bankada şeyiniz vardır. Bonusunuz. Golünüz hazır. O hazırdır. 15'ini kendi atar. 10'unu Attırır. attırır. Nedir? 2-3 aşağı değişir. Önceki sene 19 attı Balıkesir'de. Bu Geçen yıl sene 14 attı. 15. Duran top, sorumluluk, bu anlamda çok büyük bir iş yapmış oldu Yanında Kardemir oynayan Karabük oyuncuların Spor. da görevini daha kolaylaştırıyor. Şimdi bayağı farklı bir noktaya geldi. Şimdi Karabük Spor'un kadroya bakıyorsun, kalecisi Portekiz Evet. Ligi'nin kalecisi. Yani oradan gelen.
Alexey gibi bir yıldız adayı. Kokoloviç. Birçok oyuncusuyla da. Bilinen mesela Rıza Kokoloviç'e bakıyorsun beraber. Şimdi Bekler'e Kerim Zengin de katıldı. Kerim. Fenerbahçe patenti. Ergün, İsmail Dinler, iki sol bek. Orta sahada bakıyorsun işte Gökhan geldi. Bekir Ozan. Yani Recep geldi. İşte forvetleri tabii yani gelen ön taraftaki iki oyuncuyu işte, takımlarında oyunlayarak gelen oyuncular yani yedekte kalmış tabii. Oyuncular da değil. Yani bir Recep'in mesela Konyaspor'da. Evet. İlhan Tepe geldi. Yani şöyle o iyi bir takımdı. Kim Gökhan Karadeniz geldi. Evet. Ama tabii ki kağıt üzerinde bu iş sahada nihayetinde. Şimdi Karabük'e bakıyorsunuz iyi bir kadro. Çok fazla itiraz edeceğiniz isimler oyuncu, yok. Mevki, şu bu yok. İşte Zenke geliyor, o geliyor. Yani evet. Ama nedir? Bir şey görünüyor yani ortada bir proje takım olduğu gözüküyor. Ya takımın tamamlayacağı ya da bir isim tamamlayacağı bir yer. O da o işte. Yani 10 numarası eksikti. O alınmış oldu. Şimdi kağıt üzerinde epey bir önemli noktaya geçti. Ben göbeğiyle ilgili hala, orta sahanın göbeğiyle ilgili hala tam bir oturmadığını düşünüyorum kafada. Yani Bekir Ozan'ın üzerine çok kalıyor gibi. Evet. Çok tek kalacak gibi gözüküyor. Geçen seneki Bekir Ozan'ı düşündüğün zaman orası biraz bir şey şu anda. Soru işareti. Şimdi 3 tane, 2 tanesi tartışmasız test edilmiş oyuncu. Gökhan Reis. İkisi. Birini Göztepe aldı. Birini işte Karabük aldı. Yani bu son yapılan transferi Muhammed Reis'i çok önemsiyorum. Yani belki tek bir hamle gibi gözükebilir ama yanında etrafında oynayan oyunculara da çok zenginlik kazandırdığı için bu hamleyi çok önemsiyorum. Yani Kardemir Karabükspor'un elde edeceği derecede Muhammed Reis'in performansı çok etkili olacaktır. Yani o 11 oyuncunun içerisinde en az 10 galibiyette Muhammed Reis isminin etkili olacağını düşünüyorum. Yani onun göstereceği performans elde edeceği sonucu çok etkileyecektir. Muhammed'le bir röportaj yapmıştım artık Süper Lig'desin diye. Ve hazırım. Bilal Kısa benzeri bir etki yaratacağım demişti. Hı hı. Süper Lig'de. Ve ikinci kamp sonrası lige 3-5 gün kala Osmanlı'dan ayrıldı. Bu onu etkiler mi? Yani şey olarak şu genç bir oyuncu değil. 18 yaşında 20 yaşında değil tabii ki. Bu yıl Osmanlı Sporlu'yla Süper Lig'de oynamayı hayal etti o. Belki kendisine gelen bir sürü teklifi de bu anlamda değerlendirmedi. Yani bu kadar yıl Süper Lig'de bir oynayayım düşüncesi ve akabinden tabii. Yo, onu demiyorum. Şey diyorum yani sence kafa olarak etkiler mi onu biraz? Yani bir hafta kalmış lige. Yani haftaya Süper Lig takımıyla maç için hazırlanırken şimdi tabii ki etkileyecektir. 1-2 hafta etkiler ama ondan sonra zaten bu ligde sürekli oynayan bir oyuncu olduğu için kendisini toparlar ama ilk 1-2 hafta bu lige tekrar konsantrasyon anlamında. Çünkü o takımı Süper Lig'e çıkarırken verilen mücadelede ne yapıyorsunuz? Siz kendiniz de Süper Lig'e çıkardığınızı düşünüyorsunuz. Belki diğer oyuncular bunu düşünmemiştir ama Muhammed Reis yıllardır hep böyle bir şansı yakalayamadığından ve eleştiri konusu yapıldığından dolayı bu yıl herhalde bir Süper Lig'de bir kendimi göreyim. Acaba PET'te birincilikteki o iyi denilen Muhammed Reis Süper Lig'de de benzer bir başarıyı gösterir mi diye bu düşünce içerisinde oldu. Ya seneye belki artık. Bir iki hafta olursa, bunu yani geç başladığı için ama kampı gördüğü için ben artık çok tecrübeli yani böyle bir duygusallık yaşayabilecek bir insan olmadığını da biliyorum. Bu lige çok çabuk aynı adapte olur diye düşünüyorum. Geçen sene Balıkesir için söylediğim, sezon başında söyledim. Lig devam ederken söyledim. Devre arasında. Son 7-8 hafta daha Balıkesir'in düşmesi kesinleşmeden söyledim. Çok büyük kayıptı. Osmanlı Spor'un Muhammed Reis'i bırakmasını hiç beklemiyordum. Yani bu kadar yabancı, yerli statüsü şu varken sanki her taraf bu kadar becerikli, bitirici oyuncu doluyken doluymuş gibi sanki bırakılmasına şaşırdım. Osmanlı için yani bu konuyla ilgili son söz olarak da Osmanlı Spor için çok büyük kayıp.